Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarına rağmen İsrail yeni bir cephe açmakta kararlı. İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırı planını onayladı ve Hizbullah ise saldırılara yanıt olarak İsrail'e ait bir karargahın vurulduğunu açıkladı. İzleyelim. Hizbullah'ın bu işe dört kolla başladığını görmedik. Elbette sınırın ötesine saldırılar düzenleniyor. İsrailliler de buna karşı kendilerini savunuyorlar. Ama gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. İkinci bir cephe görmek istemiyoruz. Ve biz bundan endişe duyuyoruz. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Kirby böyle uyardı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e Joe Biden'ın danışmanını gönderdi. Lübnan'da gerilim olmaması gerektiğini ifade etti. Ancak İsrail topyekün savaş ilan edeceğini açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'a yönelik bir saldırı için operasyonel planların onaylandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı İsrail Katz da sosyal medya hesabından topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ciddi şekilde mağlup edilecek paylaşımı yaptı. İsrail ordusu görüntüyü de paylaştı. Önce Hizbullah askerleri bir tesise girdi. Ardından Hizbullah'a ait Lübnan'ın Yarun kentindeki o alan patlatıldı. Hizbullah ise Sasa yerleşim birimindeki bir askeri fabrikayla Beyt Hilal kışlasındaki Sel Tabur komutanlığı karargahının vurulduğunu kaydetti. Hizbullah saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentine yaptığı saldırıya yanıt olduğunu açıkladı.